Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapma be. Yapmayın çocuğum. Hayallerim. Avrupa yaşıtlarım gibi ben de özgürlüğümü istiyorum anne. Git babana söyle çocuk. Çöpler bundan sonra 3 aylık atılacak. Çöpümü istediğim yere atarım. Ah Avrupa. Ah Avrupa ah. Can. Brüksel'den gelir alacağız değil mi oğlum? Türk kızlarının suyu mu çıktı? Seçimle geldim, seçimle giderim kardeşim. Ah Avrupa, ah! Kokorecimi, damardan tuzlamamı, işkembemi, mumbarımı vermem. Ah Avrupa, ah! Ne işler açtın başımıza? Avrupa'ya mührümü basacağım kardeşim. Şimdi sen düşün Avrupa. Tekin! Ben çıktım. Balkona mı? Hayır babacığım. Dışarı mı? Eve babacığım, eve. Evdesin ya kızım. Kendi evime baba. Senin evin falan yok kızım. Yukarıdaki ne? Gözetleme kulesi mi? O senin bir zamanlar kocanla oturduğun evindi kızım. Üzgünüm ama baba, sen de gayet iyi biliyorsun ki benim kocam ne şehit oldu ne gazi, ana kuzuluğu yolunda gitti bizimle. O zaman senin evin artık burasıdır. Ya baba, her akşam bu tartışmayı yapmak zorunda mıyız ya? Aa, ne yapacağız şimdi koskoca evde tek başına? Yaşayacağım. Ama bak burada ne güzel mis gibi ailem var, odam var. Ne lüzum var? Heh, sanki evim karşı kıtada. Anne ne demek ne lüzum var ya? Hemen yukarıdayım. Bu yalnız yaşam ayakları bize göre değil. O zaman siz yalnız yaşamazsınız. Baba baba baba. Espriye bak Gülbahar. Espri, espri tabii. Espri yapıyor, espri, espri. Sen sakın ciddiye alayım falan deme Ferdi. Bence özgür bir kadın olarak yalnız yaşamak ablamın en doğal hakkı. Sana soran oldum be. Ben de bu ailenin bir ferdiyim. Bu ailenin en baba ferdi benim. Sus. Hadi bakayım sen elini yüzünü yıkamaya çabuk. Evet. Hadi. Arkandayım abla. Ama bunun da derdi zoru ablasının odasına yerleşmek. Yoksa istemez mi ablasını evde? İstemiyorum ya. Hem ev var hem odası. Haksızlık bu. İkisinden birini seçsin. Neyse neyse ben çıkıyorum Hüzbar'dan. Çık bakalım. Çık. Nereye kadar çıkacağım? O ne demek şimdi ya? Yağlı beyi konuşma benimle! Baban yanlış bir şey demiyor ki evladım. Ay anne sen de dizinin dibinde oturayım diye bana böyle bağnaz fikirleri savunma. Bağnaz mı? Değil mi? Neymiş tek başıma yaşayamazmışım. Allah Allah. Biz sana güvenmediğimizden değil çocuğum. Evet. Ben insanlara güvenmiyorum. Hastasıyım bu klişenin. Ama canım biz sen rahat et diye. Ya bırak anne Allah aşkına. Siz tanımadığınız insanlara güveneceğinize ilk önce kendi yetiştirip terbiye verdiğiniz kızınıza güvenin ya. Biz sana güveniyoruz Gül. Teşekkür ederim anneciğim. Ben de kendime çok güveniyorum. Kocamdan ayrıldım diye ağzının suyu akarak, dedikodu yapmaya bekleyen insanlardan korkarak yaşayacağım ama tek başıma yaşarım. Gayet usturuplu, namuslu yaşarım. Bak benim mayam sağlam. Allah rahatlık versin. Laflara bak. Bazen çok gurur duyuyorum bununla. Bazen de çok gıcık oluyorum Gülbahar. Yok ama böyle olmaz yani Ferit. Nasıl olmaz ya? Allah Allah. Bir şey söyleyen olursa ağzını burnunu kırarım olur biter. Kırarsın da bunların akılları bir karış havada. Aşkı öyle kolay bulunur bir şey zannediyorlar. Şimdi bu sorunlu dönemden çıkıp yalnız yaşamanın tadına varırlarsa zor barışırlar ben sana söyleyeyim. Vallahi doğru söylüyorsun be Gülbahar. Yalnız yaşamak da güzeldir be. O kadar meraklıysan git Ferdi. Giderim gitmesini de. Sensiz yapamıyorum durumları var Gülbahar. Sensiz yapamıyorum durumları var Gülbahar. Ya seni seviyorum diyemiyorsun da. Yahu şimdi konumuz bu mu Gülbahar? Şimdi benim derhal bir numara yapmam lazım. Bu kızın derhal baba evine dönmesi lazım. Benim bir baba olarak buna hayatı zehir etmem lazım ki kocasının ve evinin kıymetini anlasın Gülbahar. Ya çok ciddi konularımız var. Yapma Allah aşkına lütfen.
Kadir, bu gerizekalı asansör bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Bir bizim yani ikinci katta duruma dikti mübarek ya. Kadir işte. Aslında iyi oldu karşılaştığımız. Alala, iyiymiş o. Konuşmamız lazım. Yapma Gül, bizim... Zamana ihtiyacımız var Can. Bak benim böyle üstüme üstüme gelme, itici olmaya başlıyorsun zaten benim tepem atık. Bin binecek sen. Tamam, nasıl istersen. Korku filmi mi onlar? Hı hı, en sevdiklerinden. Ha, bu cinli perili üç harfli olanlardan. Korkmayacak olsam vereyim diyeceğim ama... Allah Allah, korkacak. Yapma Gül, sen tek başına korku filmi falan izleyemezsin ki. Senin haberin yok ama ben senden sonra çok değiştim oğlum. Bunlar bende. Allah'ım sen çok büyüksün ya Rabbim. İyi ki karşılaştırdın bizi. Korkudan ödün kopar, tırım tırım tırsarsın da beni ararsın inşallah. Korku filmi ortamı hazır. Şimdi ne yapacaksın? Filmi takacağım. Korkuyorum, nasıl izleyeceğim acaba? Hadi Güzlüm, hadi. Korkunun ecele faydası yok. Sen yaparsın. Musallat. Musallat olmazsın inşallah. Aslansın sen Gül. Cesaretsin. Yiğitsin yiğit. Burada kimse var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek bir hikaye mi? Ama yapılır mı? Ben kendimi bu kadar hazırlamışım. Bu bana yapılır mı? Ya. Çok güzel ama. Arkanda. Arkanda, arkanda. Kızım arkanda, kadın arkanda. Allah'ım içine girdi kadının. İzinle bilen şeytan necim, bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Bir çağırdın beni abla. Annemler aşağıda 5000. kez süt kardeşleri izliyorlardı yine. Ya ya, tahmin ettim zaten. Televizyonda gördüm çünkü. O telefonda öve öve bitiremediğin film hangisi? Musallat. Şimdi anlaşıldı. Ne anlaşıldı ne? Tabii tek başına izleme tırsın. O yüzden beni çağırdın değil mi? Alala, ne alakası var canım? Annemler senin izlemene izin vermiyor diye gel ben de izledim. Abla kıyağı işte. Neyse hadi. Ben sana yapayım bir kıyak da seyredelim var. Dit bacak kadar boy. Git tamam, istemiyorum ben seni. Ben tek başıma izleyeceğim. Hadi. Kıyamam ben ablama. Hadi aç da seyredelim. Şaka yaptım ben, şaka şaka. Peki. Aç. İllel mutahharun. Tenzilun min Rabbil alemin. Definenin yarısını Abdullah alacak. Yarısını da bize bölüştürecek. Çok değerliymiş altınlar, çok. Yarısı dördü bölünecek dedi, değil mi? İşte, yarısını ben alırım. Ben korkuyorum diye sarılayım dedim ablam. Ya abla, inanma böyle şeylere ya. Kocayla gelmişler. Derken? Emre. Hep öyle derler. Hadi canım. Güya arkamda bir şey var değil mi? Cim, yapma oğlum. Numaralar bayağı kadar artık. Sübhani kesin. Bismillahirrahmanirrahim. Saçma sapan şakalar ya. Ya abla dur. Çok komiksin ya. Burası. Hadi hadi filmini izle sen. Komikmişim. Beğendin mi? Ya bırak ya. Korkudan Betim benzin attı. Sen kendine bak be. Hadi kalk senin yatağını yapalım. Geç oldu artık saat. Ne yatağı ya? Nasıl yani? Burada kalmayacağım mı? Niye kalayım ki? Evim aşağıda. Ay ablam benim. Sen korktun tabii burada yalnız uyumaktan. Gel biz abla kardeş beraber koyun koyuna yatarız. Bir şey çıkmasa da. Yalnız yatmak istemeyersen olmayasın abla. Niye ben yalnız yatmak istemeyeyim canım? Annem de bu saatte rahatsız etme diye söylüyorum ben. Ya tabii. Yürü. Git. Madem bu kadar gitmek istiyorsun kış. Kış. O hadi. O an gömmeliydi çok komik. Hadi. Ben dandik bir filmden korkacak kız değilim. Yürü. Ama öyle çok büyük oldu. Işıkları kapatıyorum Gülbahar. Emre? Çocuğum sen niye kalmadın ablanla? Pislik olsun diye. O ne demek be? Ablanla birlikte korku filmi seyrettik de. Korku filmi seyretmek için senin yaşın çok küçük Emre. O zaman ablam benden daha küçük anne. Ben korkmuyorum, ablam korkuyor demek istiyorum Gülbahar. Aferin sana. Ablan da korkudan ölsün diye onu yalnız bırakıp aşağı in. Dört sana, bizim kardeş olacak. Ya Gülbahar gece Allah Allah. Ama korku filmlerinden çok korkar Ferdi. Seyretmesin o zaman. Ben çıkıp acaba onda mı kalsam? Olmaz öyle şey. Tam aradığımız fırsat Gülbahar. Madem yalnız kalmak istiyor, anlayışlı ana babalar olalım. Bırakalım yalnız kalsın. Ay günah be Ferdi, yapma. Ama Ferdi ya, şimdi bak. İyi ki bir korktuk ya. Gökler gürleyip fırtınalar çıkmasa şaşardım zaten. Galiba ya.
Alem acaba bu bina botanermeden mi yapıldı, tahtadan mı? Bu kadar çıtırsı çıkar mı bu evden ya? Gidip bakmalı mıyım acaba? Gerek yok. Var var, gerek var. Ben gidip bakayım. Yok yok, gerek yok. Var var, gerek var. Bakmam lazım. Yok yok, gerek yok. Azıcık cesaret Gül, azıcık cesaret. Sen tek başına yaşayan şikin bir kadınsın. En fazla ne olur ki? Madem tek başına yaşayacaksın, tek başına yaşamanın getirdiği zorluklara da katlanacaksın. Yok bir şey yok yok. Yok yok, hiçbir şey yok. Yok bir şey. Yok bir şey. Aferin sana Gül. Böyle bir havada şu pencere açıp unutulur mu ya? Ne mesaj atmış. Korku filmlerini seyretmedi herhalde. Yoksa kesin korkardı. Ah, good morning kızım. Günaydın anne, günaydın. Sana harika bir kahvaltı hazırladım. Sen seversin diye sıcak sıcak simit de aldım. Acelem var anneciğim. Aa, ama öyle aç karnına olmaz ki oğlum. Juan Boğaz'dan gelir, Juan. Juan! Aa. Şimdi ben bu breakfast'ı boşu boşuna mı hazırladım yani? Aç mısın yani? Ben insan değilim. What? Ben insan değilim. Ne? İki kelime. Ne? Yerli yabancı. Yani. Yerli. İlkini anlatıyorsun. Sen. Evet. İnsan. Niye miyim? Ha. Vallahi yemek yeme şeklin ve konuşma biçimin daha çok bir orangutana benziyor ama uğraş. Bakalım zamanla belki de insana dönersin. Muz vereyim mi? Bir mantarlı omlet, bir beyaz peynirli tost. Taze sıkılmış portakal suyu. Greyfurt var mı? Var. Harika. Greyfurt da olsun içinde. Peki kan portakalı var mı? Ha, tamam. Kan demişken bak aklıma ne geldi. Dün aldığın korku filmlerini seyretmedin galiba. Seyretmedim, nereden çıkardınız? Seyrettim ya. İki korku filmi peş peşe. Siparişim bittiyse ben gideceğim. Bu arada burada film eleştirmeni değil, garsonum. Bilmem farkında mısın? Gül, bırak şu sizi bizi ya. Kusura bakmayın, biz prosedür olarak müşterilerle labali olmuyoruz. Ben senin için sadece bir müşteri miyim? Bir de komşumun oğlu. Bu kadar. Ben de onu diyecektim. Siparişiniz bu kadar mı? Bak ne diyeceğim. O siparişi iki kişilik yapalım, beraber bir kahvaltı eder konuşuruz hemen. Tamam. Ben siparişinizi iki kişilik getiririm. Ama artık ikinci kişiyi kendiniz bulun. Gül. Çok pis laf soktu be. Helal olsun yeğenime. Bizim kız kendini yedirtmez mi bazen? Yahu yedirtmez dediğin adam kocası be. Eski kocası. Daha değil be, ara verdiği kocası. O ne salakça bir lakap be. Ara verilmiş kocam olmuş. Sadece o lakap mı? Bunlar arasında olup giden her şey salakça. Ya Matmazel, sizin bunları barıştırmak için yeni bir fikriniz, projeniz yok mu Allah aşkına? Var. Bunları biraz yat etsin. Ben mücadeleme kaldığım yerden devam edeceğim aslanlar gibi. Sevenler ayrılmasın. Değil mi Matmazel? Hoppa. Hello,
lan buraya eşek sıpası. Kızın yüreğini ağzına getir. Ay. İster misin? Emre. Enişte. Ya ben ablam aslında... Ya bırak şimdi, kızmayacağım. Senin bu Musallat dediğin korku filmi değil mi? Ablamın kabusu değil. Seyretti ve çok korktu değil mi? Korkmak mı? Hayatı kaydı hayatı. Ablanı bu akşam gene korkutacaksın. Kusura bakma be enişte. Herkesin sabrı sonuna getirmiş durumdayım. Buradan sonra artık sopa yerim. Ücret mühim değil. Vay, bana açık çek veriyorsun he? Sen bu gece bir yolunu bulup ablanı bizim evde korkut. Dile benden ne dilersen. Çok riskli. Aklını kaybedebilir yavrucak. Sen hiç merak etme. O aklını kaybetmeden ben gelip onu kurtaracağım. Sonra da barışacaksınız. Aynen. Anlaştık mı? Mutluluğunuz için. Tamam be enişte. Aslansın be. Ya enişte kolumu çıkartacaksın. Dur. Pardon. Bu akşam değil mi? Bu akşam. Hadi koy bakalım şu. Bir şey kalmadı. Zaten yoktu. Şimdi güzel bir duş, sonra da cübbe yatak. Hadi gülüm. İlahi abla, hangi korkunç yaratık açık televizyondan korkup kaçarken. Vallahi alemsin ya. Merhaba bana mı bakmıştınız diyecek. Ay. Beni iyice balatayı sıyırdım. Git yat gülüm. Git yat. Yoksa böyle olmayacak. Gidip uyu hadi. Bana bak evde biri varsa vallahi canını okurum ha. Sıra bende. Beyaz atlı prensim seni kurtarmaya geliyor gülüm. Gel oğlan pişman olursun. Şeytan! Emin! Temizlik! Git! Gel! Sakin ol, ben buradayım sakin. Ben ablamı bayılttım. Annem de dayaktan beni bayıltacak ya.
bakıyor. Ama her şeye bayılıyor ya. Çekil. Ah bebeğim bak, aynen. Suratı kireç gibi oldu Ferdi. Ay ödü kopmuş mudur? Ne diyorsun Gürbün? Korkuda insan ödü kopar, bir kontrol etseydin Can. Efendim aslında bahsettiğiniz karaciğeri yapışık armut biçiminde salgılanan safrayı toplayan bir organdır ki biz bunu aslında safra kesesi deriz. Tıp tarihinde kimsenin korkudan safra kesesinin patladığı görülmemiştir ama isterseniz ben yine de bir kontrol edeyim. Dokunma kızıma! Dokunma bana! Hem senin ne işin var? Kağıt üzerindeki damat, evde ne işin var? Efendim ben sesleri duyunca bir şey oluyor sandım. Yardım amaçlı çıktım baba. Baba deme bana! Baba deme babama! Evet! Getirdim baba. Sepanın üzerine koy. Bir ay sonra alırsın. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın çocuğum. Hiç abla böyle korkutulur mu? Şaka yaptım anne. Ama senin bu yaptıklarında beni açtı valla. Biz babanla karar verdik. Bu ceza sana az. Az mı? Siz benim canımı aldınız elimden. En yakın arkadaşımla bir ay görüşmemek ne demek siz biliyor musunuz? Fişe takılan bir kutu insanın en yakın arkadaşı olamaz. Gülber, bu konuyu bir an önce çözüme ulaştırmamız gerek. Şimdi çocuğum, biz babanla beraber bir karar verdik. Onu şimdi sana söyleyeceğim. Seni okuldan alıyoruz ve başka bir okula gönderiyoruz. Bundan sonra Didem'le aynı okulda okumayacaksınız. Sanki korkudan ablamı öldürdüm. Ben bu kararı isyan ediyorum. Ama ne yaparsan yap. Haksızlık ama bu. En yakın arkadaşımı elimden alın. Ama bana bunu yapmayın. Baba ne olur. Anam bilir. Ne olur anne. Nasıl ha? Öyle korkutulmaz, böyle korkutulur işte. Şaka yaptım. Çok kötüsün anne ya. Dıt. Anneye kötü denmez, anneye kötü denmez. Az bile yaptın anne psikopat işine. Valla aklımı yatıyorum zannettim. Bö diye diye üzerime. Kızım senin şimdi kendini emniyette hissedebilmen için bir yol var. Baba 40 kere söyledim. Ben yukarıda yaşayacağım. Ben yanında olursam kendini daha güvende hissedersin. Yani öyle demek istediniz değil mi baba? Baba deme bana! Baba deme babama! Gözümde tokatçı tekile dönmeye başladın. Yani demem o ki kızım. Senin eve bir alarm taktıralım. O zaman içerisinde de sen birkaç gün bizde kalırsın ya. Aa, vallahi süper fikir. Buna itiraz etmezsin değil mi bebeğim? Yo, etmem. Teşekkür ederim babacığım. Rica ederim kızım. Selamun aleyküm koparan insanları. Hah, bu işi de tokatçı halleder. Ne oldu enişte, hayırdır? Eline kızara sahte para mı geçti? Ver, ben ona mumu gözlüksüzken bir ara kakışlarım. Enişten senden gayet doğru düzgün bir şey istiyor. Sanırsın biz koparanlar değil, Don Corleone mafya ailesiyiz. Yani bir şey de tersten anlamasan. Ne yapayım abla? Ben tersten anlamıyorum. Bana gelen her şey ters. Bu defa düz. Gül'ün evine alarm taktıracağız. Mutfağa gel görüşelim tokatçı. Bak tokatçı diyor, otomatikman refleks olarak tokatlanacak biri var zannediyor. O bizim soyadımız kardeşim. Tamam, hatırladım şimdi. Enişte bu alarm taktırmak demek her zaman alarm taktırmak manasına gelmiyor değil mi? Ne diyorsun be? Ay sen mutfağa gel deyince ben bir bit yeniği vardır diye düşündüm. Çıkma alarm bulduysan bulurum da onlar bir işe yaramaz be enişte. Hepsi merkeze bağlı. Ulan ben kendi kızının güvenliği için katakulli çevirecek adam mıyım ben? Hayır da şimdi alarm taktırmak gibi ciddi bir işi bana verecek adam da değilsin enişte. Alarm taktıracağız diye Gül 3-4 gün bizde kalacak. Bu zaman içerisinde sen gidip evi kiraya vereceksin. Ha o mesele. Bu katakulliden sayılmıyor mu yani? Sayılmaz. Madem kendi bir aile olamadı, o zaman gelip kendi ailesinin yanında kalacak. Peki derlerimiz başka mahalleye taşınmaya falan kalkarsa? O zaman derin devlet Gülbahar devreye gider. Onun başka mahalleye taşınmasına asla izin vermez. Resmallah işte. Resmen mafya ailesi gibiyiz. Üstelik ben de tetikçi. Bütün pis işleri bana yaptırıyorsunuz. Yeğeninin kendi evine dönmesinde ne pislik var tokatçı. Ha, bu arada sen evi 3 günde kiraya veremezsen kendin kiracı olur başka eve taşınırsın. Benden söylemesi. Tamam işte ya. Mevzu yeğenim. O iş bende. İkile. Olur. Ne oldu
Emre, niye çağırdın beni? Bu makara sistemi sen mi kurdun? Evet. Niye? Konuşmamız istediğin gibi sonuçlanırsak görürüz. Ne oldu yine Emre? Hı? Biraz sonra annemlere ve ablama korkutma işini senin azmettirdiğini söyleyeceğim, haberin olsun. Şşş, sakın ha bak, saçmalama. En yakın arkadaşımdan bir ay uzak kalamam ben enişte. Enişte demen pek doğru olmadı galiba. Artık enişten misin, değil misin, kafam çok karışık. Tekrar olmaya çalışamam, böyle bir itirafta bulunursam biraz zor olurum. Gelip bizim evde oynarsın. Onu düşündüm zaten. Ama evdeki rahatlığın yerini tutmaz. Ayrı kaldığın her gün için 5 euro veririm sana. Vermelisin zaten. Hizmetin bir bedeli var. Başka ne istiyorsun Emre? Konuş, öt, uzatma. Vay! Evlilik bitti. Kardeşin Emre gitti he. Evlilik daha bitmedi Emreciğim. Bitmesini istemiyorsan ben de böyle sert konuşma. Peki Emreciğim, benim canım küçük masum kardeşim. Başka ne istiyorsun? Sen bana onu söyle hadi. Biliyorsun Can abi. Ha, dikkatini çekerim, enişte de bilirim. Her neyse. Eğitim sistemi bizi çok eziyor. E'si, yaz tatili gelmeden erken emeklilik düşünüyorum. Yani işte bu sistemi neden tekrar kurdum diye merak ettin ya. Ya niye be, niye? Ha? Bir dakika. Bu matematik ödevim. Bu da Türkçe kompozisyon. Konu aile, senin uzmanlık alanın. Bu ödevler bir ay boyunca senin ellerinden öper. Gönder be, gönder. Sende ne var? Ne oldu kızım? Ne yapıyordun benim evimde? Ne zaman? Demin. Seni pencerede gördüm. Ha! Bu alarmcılar geldi. Onlara evi gösteriyorum. Bu alarmcılar pencereye dikenli tel mi örecekler? Niye evi gösteriyorsun? Ne alakası var kızım? Bu bağladıkları elektrik şeysi topraklama değil mi? Onu kontrole gelmişler. Ha. Ne zaman bağlayacaklar alarmımı? Bana bak, yarın biter bu iş, seninle eniştemle halledersin. Hallet. Neyi hallet? Neyi hallediyorum ben? Allah Allah ya. Babam acaba alarm parasını benden mi alacak? Yok artık. O benim babam canım. Bir durduk yere hallendiriyorsun beni ya. 3 kuruş param var. Kiramı ödeyemiyorum. Bir de alarm parası. Yok canım. Hayrola kızım, nereye? Odaya gidiyorum baba. Kolay gelsin.
Bir şey söyleyeceğim baba. Benim evim alarm ne zaman takılacak? Birkaç gün hallederiz kızım. Ya birkaç gün diyorsun, 4 gün oldu. Ne yapayım kızım? Gerizekalı dayın yüzünden. Ya o zaman sen ondan yardım istemeseydin. Sanki tanımıyor musun dayımı ya? Allah Allah. Bir de sana hesap vereceğiz. 19 yıl bu evde oturdun. Bir hafta daha otursan çatlamazsın yani. Tamam, bağırma ya. Bir şey sorduk. Sen bana bir şey sormadın. Sen bana hesap sordun kızım. Hallederiz dediysek halledeceğiz. Bitti. İnşallah. Allah. Allah cezanı versin tek. Yani katakulli bir iş olmasa seni aramazdım ama... ne yapalım ki ailemizdeki tek dolandırıcı sensin. Enişte gizli gizli ev kiralamak ne kadar zor biliyor musun? Vallahi elimden geleni yapıyorum ya. Bu akşam şimdi bir kiracı daha gelecek. Olmadı benim aklıma bir fikir geldi. Kirayı sen ödersen evi ben kiralarım. Bu akşam bu sorun ortadan kalkar. İşte yemin ediyorum az evvel yepyeni bir küfür tamlaması yaptın. Tebrik ederim ya. Ya bu dediğimde ne var? Evi ben tutarım, kirayı sen ödersin. Gülü eve sokmam. Bitti. Bitti. Dayıcığım ne kirası? Sen beni hangi eve sokmuyorsun? Enişteciğim o zaman şöyle yapalım. Ben eve gelince bu mevzuyu yüz yüze konuşalım. Ben durayım sen anlat. Ya da ben durayım sen vur. Öyle daha rahat edersin. Öyle yapalım. Hadi bay. Ne kirasından bahsediyorsunuz siz? Ya eniştem yine delirdi. Bunca yıldır oturduğum odanın kirasını istiyor. Ben de madem buraya profesyonel olarak kira ödeyeceğim, o zaman Emre'yi odaya sokmam diyecektim. Dilim sürttü, Gül'ü sokmam dedim. Ama orada demedim, ev dedim. Bak işte ya, ne kadar saçmalıcıysam. İşte o yüzden zıvaradan çıktı zaten. Adam haklı canım. Hazır sen geldin, benim bir işim var. Bari gideyim o işi halledeyim. Bir dakika. Senin bu kafe dışında ne işin var ki gidiyorsun? Ayrıca senin bu kafe dışında bir işin olsa gitmez, üşenirsin. Bir şey oluyor, bir acayiplik var. Söyle bana. Çok saçma. Hiçbir şey anlamadım. No. Otur, Juan, otur. Bu akşam kafeye gidemezsin, evde yiyeceksin yemeğini. Ay sırf sen seviyorsun diye çoban kavurma yaptım. Hadi ya. Anneciğim, mesele yemek değil. Ben kafeye Gül'le aramı düzeltmek için gidiyorum. Ay niye sen onunla aranı düzeltiyorsun ki canım? O seninle aranı düzeltsin. O da bir adım atacak da eminim. Bak canım, aklını başına topla. Her yerde bulabileceğin alelade bir Gül'e lig orkidesi muamelesi yapıyorsun. İyice havaya girecek bayırın Gül'ü. Anne bak ayıp oluyor ama. Evet Nermin ayıp oluyor. Hali hazırda gelinin o kız senin. Sen alttan aldıkça o kız üste çıkıyor. Farkında değil misin? Düşünüyormuş. İstediği kadar düşünsün. Onun kapasitesi seni anlamaya yetmez. Ne? Kıza Belçika'ya gideceğim dedim. Ağrına gitti. Bana olan güvenini kaybetti. Tabii ki düşünecek. Gerçekten gitseydin o senin peşinden koşardı. Sen onun peşinden koşmazdın. Nermin vallahi billahi bu tavsiyelerine rahmetli Ali Yerona'ya mevlüt okutur. Ben de kafeye gidiyorum. Hadi baba çıkalım. Çoban kavurma bile umurumda. Küçücük beyniyle, koca koca elleriyle hepinizi parmağında oynatıyor, farkında değilsiniz. Vallahi baba. Ben mi yiyeceğim şimdi o yağlı yağlı çoban kavurmayı tek başıma? Emlak'tan telefonda görüşmüştük. Evet. Buyurun ben hemen size geleceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Tekin abi. Tekin Bey asansöre çıkmayacak mıyız? Tekin Bey. Tekin. Aferin sana sesini duymuyor musun? Bak dur süperken kulağa su kaçmışlar. Biraz... Şey.
kafeye girince bir muhabbet açsana. Senle mi? Yok ya, Gül'le. Ne muhabbet edeceğim ben oğlum Gül'le? Aç işte bir şey ya. Gül benimle direkt temas kurmuyor. Ben de yandan sohbete girerim. Kendini düşürdün şu hallere bak benim salak ol. Karının yanında yancı oldun çıktın be. İyi akşamlar Gül. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ne haber Gül? İyi. Kıyafetin çok güzel olmuş Gül. Teşekkür ederim. Baba niye kız muhabbeti açıyorsun? Ne çıkacak oradan? Ne diyeceğim? Akşama misafiriniz var galiba. Misafir mi? Ne misafir? Eve misafir. Allah Allah. Benim haberim yok. Az önce Tekin bir hanımefendiyle yukarı çıkıyordu. Akrabanız mı? Akraba. Ben bilemedim ki şimdi akraba. Neyse, müsaadenizle. Dayı, ne işler çeviriyorsun yine? Bravo. Kaçırdın kızı. Bunu sen mi söylüyorsun bana? Çoban kavurmayı da kaçırdın. Burası evimizin sağ kısmı. Arkada gördüğünüz Amerikan mutfağımız. Alıcı gözüyle bakabilirsiniz efendim. Koltuktan perdelere kadar hangi eşyayı beğenirseniz çıkarken size bırakacağız zaten. Hatta o kadar bırakacağız ki yani kürdandan mutfak robotuna kadar. Eşyalı kiralamak benim işime gelir. Ya valla eşyalı kiralamanız bizim de işimize gelir. Bu kadar eşyayı nereye çarpacağız? Ha bu arada yeni yapılan metronun ana çıkışını hemen burada kapının önünden çıkartacaklarmış yani. Hava alanına sapara da şuradan hemen saptıracaklar. Çok merkezi bir konu. Bu arada aksesuarlardan beğendiklerinizi de alabilirsiniz. Depozit ne kadar? Depozit, mepozit yok. Biz size tutturmak istiyoruz. Tuttunuz mu? Evet, evet. Ben bayıldım bu eve. Çok güzel. Süper. Arkadaki oda mı vardı? Evet, bir çalışma odası, bir de yatak odası var. Bakabilir miyim? Buyurun. Ufay be, iki saattir kiminle konuşuyorsun acaba? Dır 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 dır. Ya ben tahmin ettim zaten. Tam benim düşündüğüm gibi. Ay çok affedersin Neriman'cığım. Ben seni sonra arasam olur mu? Bizim şu Gül sürekli çaldırıp çaldırıp duruyor da. Tamam canım, sağ ol. Ne var çocuğum, ikide bir çaldırıp duruyorsun? Anne, dayım evde mi? Bilmem, bir ara girip çıkmıştı. Bir bakayım. Tekin! Allah cezanı versin Tekin. Yok çocuğum, evde bir ses yok. Ne oldu, bir şey mi oldu? Tamam anne, biz seninle sonra konuşuruz. Hadi, bay bay. Dayı, o kız kim? Sen annem nerede değilsen. Ah, benim evimin ışığı açık. Demek ki ben de sen. Ama az önce bütün şartlarda anlaştığımıza göre sizindir. Hiç merak etmeyin. Yalnız iki dakika burada bekleyin. Şu aile içi mevzu ben hemen bir çözüp geliyorum. Bana bunu da mı yaptın dayı? Yavaş kız. Niye? İçeride misafirin var mı? Çafirinler ağası olur değil mi misafirin? Yalan söyleyemeyeceğim. Evet var. Ayıp, ayıp, ayıp. Bildiğin gibi değil, ortalıkta başka boş ev yok. Demek ki seni iki gün önce pencerenin önünde gördüm dedi, bu kadınlaydın sen. Evet, bu kadınlaydım ama bundan kimsenin haberi olmasın. Özellikle de mademazel. Yok ya, ben böyle bir yalanı saklayamam. Takacağım, beni yakarsın. Mademazel yanacağına sen yan. Kusura bakmayın, çok sıkıldım içeride. O zaman çıkalım. Şartları konuşmayacak mıyız? Şartlar mı? Şart var yeğenimin önünde. Daha sonra biz onları bilahare hallederiz. Hadi. Aa,
dayıcığım, bu ne acele? Yeni kız arkadaşınla yeğenini tanıştırmayacak mısın? Kız arkadaş? Ne diyor bu peki? Dayım sizi uyarmış olabilir. Saklamanıza gerek yok. İlişkinizi biliyorum. Siz beni sanırım başkasıyla karıştırdınız. Ya dayım sevgili olduğunuzu söyledi. Ne sevgilisi be? Ben bu adamı hayatımda ilk defa görüyorum. Evi kiralamak için geldim ben. Kiralamak mı? Evet, kiralamak. Sapık herif. Seni emlak odasına şikayet edeceğim. Şu tipine bak be. Sevgiliymiş. 40 tane gönlüm olsa bir tanesini vermem sana be. Manyak. Sen benim evimi gizli gizli nasıl kiralamaya çalışırsın ya? Sen kadının dediğini duydun mu? 40 tane gönlü olsa bir tanesini bana vermiyor. Ben o kadar mı tipsizim ya? Havana takıldın yani. Ha, insanın azabı bozuluyor. Ben o kadar mı tipsizim? Anne, senin dayımla babamın arkamdan çevirdiği oyundan haberin var mı? Bak bana doğruyu söyle. Yemin ediyorum şu ailede güvendiğim tek bir insan olsun istiyorum artık. Ne olur ya. Babaya güvenmemek ne demek be? Ağzını topla. Kızım ben emir kuluyum. Hünkârımız, efendimiz ne buyurursa ben onu yaparım. Haysiyetsiz herif. Saygının ne zamandır adı haysiyetsizlik oldu enişte? Anne niye sorma cevap vermiyorsun acaba? Ay kızım be, haberim yoktu. Baba ne iyi niyetinden yapmıştır Zahir. Ki evine dön diye böyle bir şey planlamış. Benim evim var benim evim. Bak bu da anahtarı. Ben üst katta oturuyorum. Hayır. Sen kocanla evliyken üst katta oturuyordun. Madem ayrılıyorsun o zaman senin evin babanın yanıdır. Babacığım ben henüz kocamdan ayrılmıyorum. Sadece ayrı bir dönem geçiriyoruz. Onu affedip affetmeyeceğime de kendim karar vereceğim. Tamam kızım, bu konuda biz senin arkandayız. İşte zaten biz kızımızı yedirtmeyiz. Ha, gördük yedirtmediğini. Ben evime çıkıyorum. Ne halin varsa gör. Madem kendi evin, evin kirasına zırnık yardım etmem. Aidatları da mahoyla yapıyormuş. Araştırdım, buldum, ona da söyleyeceğim. Katliyen karışmasın. Benim kimseden para dilendiğim falan yok babacığım. Çok şükür kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim. Bu arada annem dışında hepinize teessüflerimi sunuyorum. İyi akşamlar. Bak. Söylediklerini duyuyor musun Gülbar? Bana teessüflerini sunuyor. Kızının bu tavrı karşısında söyleyecek bir lafın yok mu Gülbar? Aman işine gelme diye gene benim kızım oldu. Ben de sana teessüflerimi sunuyorum bu tavrından dolayı Ferdi. Bana bak. Ana kız beni delirtmeyin. Vallahi billahi el altından yardım etmeye kalkarsan çok kötü buluşuruz Gülbar. Ona göre. Ben yatmaya gidiyorum. Allah rahatlık versin enişte. Allah cezanı versin peki. Allah yemin ediyorum bu senin kocan kayışı kopardı. Yokuş aşağı gidiyor. Senin kocan, senin kızın, senin kardeşin. Vallahi üstüme gelmeyin. Bir delireceğim, delilenme nasıl olur göreceksiniz ha. Yemin ediyorum bu evdeki tek normal insan benim. Ama kimse farkında değil. Dayanamıyorum, dalacağım. Yok, ben de şimdi sana dalacağım. Bir kere hayatında beyefendi olur. Kız çay koyuyor, gelecek. Ben açken ne beyimdir ne efendi tokatçı. Dalıyorum. Hayvandan tek farkın senin nüfus kağıdın olması. Ama ben... Kusura bakma matmazel. Ben matmazeli bekleyelim dedim ama... işte bekleyemedi, daldı. Onun adına senden özür dilerim. Ah Mesut'un, ah. Keşke her konuda şimdiki gibi nazik olabilsiniz. Ben yine ne yaptım ya? Biz çocukla barıştırıp birleştirelim derken siz Feride Bey'e korkunuzdan evi kiralama kalkışmışsınız. Bak. Vallahi işlem kapandı be. Eniştemin korkusundan değil, kız yalnız kalmasın diye yaptım. Ben bu dünyada hiç kimseye yaranamıyorum. Demeteceğim sonra da kendimi ya. Şşş, gün geldi. Ne yapıyor ki? Canan bir şey yapıştırtıyor. Aa, o ne ki? Ne bileyim ben. Tek başına yaşayan bir bayanım ev arkadaşı arıyor. Müracaat ATM kafe. Bizim sen kafayı mı yedin? Benden habersiz evimi kiralamaya çalışırken ben sana bu soruyu sormamıştım dayıcımız. Sen mi kafayı yedin?
ev arkadaş arıyorum. Buyurun mantarlı omletiniz. Nasıl da bilirsin omleti mantarlı sevdiğimi? Bildiğimden değil, öyle sipariş vermiştiniz. Gül. Müşteri olarak fazla ileri gidiyorsunuz, elinizi çekin lütfen. Ben buradayken ev arkadaşı aramak neymiş Gül? Ben kiramı paylaşacak bir arkadaşı arıyorum Can. Ayrıca sen benim arkadaşım değil, kağıt üzerinde kocamsın. Ne güzel işte, yeni bir sözleşme yapmana gerek kalmadan kiranı paylaşabilirsin. Hatta hiç paylaşmana gerek yok. Ben senin kocanım. Ben öderim. Kağıt üzerindeki koca. Benim öyle her an kalkıp Belçika'ya gidebilecek bir adama güvenim yok. Sen bu ev arkadaşı konusunda ciddisin yani. Evet, çok ciddiyim. Gidip iki tane üniversitenin kampüsündeki mantar panolara ilanları astım. Hatta gazeteye bile ilan verdim. Ne? Gazete mi? Ya Muhammed, ya sabır, ya selamet. Ya Allah, ya Muhammed. Ya sabır, ya selamet. Ne oldu? Gülbahar, ne? Gülbahar. Ne? Bu senin kızın var ya. İyice sıvaradan çıkmış Gülbahar. Niye? Gazeteye ilan vermiş. Bak, görüyor musun bak. Bak, bayan ev arkadaşı arıyormuş. Telefonunu, adresini, her şeyi yapmış ortada. Hepsini vermiş Gülbahar. Ama bu numara onun numarası değil Ferdi. Yeni bir hat almış Zahir. Ne fark eder Gülbahar, ne fark eder? Bir genç kız olarak telefonunu, açık ev adresini, yalnız yaşadığını yazmış. İstanbul'un bütün manyaklarını, sapıklarını gazete vasıtasıyla kendisini bitsin, kessin diye eve davet ediyor Gülbahar. Ya ben şimdi ne yapayım? Ben gidip kapısından nöbet mi tutayım Gülbahar? Ya otur. Ya ben şimdi delireceğim ya. Bekleme hayatım, bekleme. Sen bir sakin ol. Allah aşkına bir sakin ol. Hayrola enişte, ne çağırdın beni? Çekil. Gül gazete ilan vermiş. Gördün mü? Gördüm vallahi enişte. Yani yemin ediyorum çıldırdı bu kız ya. Hep senin yüzünden. Sen bu kira eşine doğru dürüst başarabilseydin kız bu kadar delirmeyecekti be. Ne alakası var enişte? Asıl senin aklına böyle daha yani bir fikir gelmeseydi bu kız delirmeyecekti. Başka ne yapamayırdım? Haksız mıyım Gülbahar? Bütün kabahat senin bu kardeşinde değil mi? Ha? Buraya kadar geldim. Vallahi billahi buraya kadar geldim. Bana artık sorumları sormayın ha. Sorumları sormayın bana. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun Gülbahar? Abla nereye? Bana sormayın dedim. Bana soru sormayın dedim. Yedi deliler, dokuz oturaklılar. Her şeye bir çözümünüz var. Buna da bir çözüm bulun artık. Aklınızla kalın. Benim de yarım kalan aklımı benden almayın ha. Allah cezanı versin tek. En sonunda ablanı da evden kaçırdı. Ya sen şu evin ortasında, ablan dışarıda. Bu nasıl oluyor be? Ha? Valla senin daha yani buluşların var. Hadi bul. Valla bul bir çözüm. Ben bir çözüm buldum Tekin. Buldum ya. Evi ilanı için arıyorlar. Alo. Evet buyurun, ben Gül Koparan. Yalnız ben ilanda belirtmiştim hanım ev arkadaşı arıyorum diye. Ne? Ne demek üstümde ne var ya? Arkadaşım sen neden bahsediyorsun? Sen sapık mısın? Sen manyak mısın sen? Ara bir daha. Bütün manyaklar da beni buluyor. Bu ne ya? Gül! Ha? Gel kim sen buraya? Anne evde değiliz, burası kafe. Çok affedersiniz. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yaptım acaba? Sen bizi öldürmek mi istiyorsun? Hani öyle söz olur mu? Aa, tabii. Gazeteye nasıl ilan verirsin? Öyle bir ilan gazeteye nasıl verilir? Baban şu anda evhamından can çekişmekte. Ben size kendimi sokağa nasıl attığımı bilemiyorum. Ya bir kız ben evde tek başıma yaşıyorum diye gazetede adresini yayınlatır mı? Sen aklını mı kaçırdın yoksa?
yoksa bize mi kaçırtmak istiyorsun Gül? Ya ben de çok pişmanım zaten. Ne oldu? Niye pişmansın? Ne oldu? Böyle garip garip telefonlar geliyor anne. Nasıl garip? Şimdi sen onların içeriklerini boş ver. Ben onun içeriğini hiç sana anlatmayayım. Ben ilanda hanım ev arkadaşı arıyorum diye belirtmiştim ama arayanların %80'i erkek. Çocuğum. Ne yapacağız şimdi anne? Ne yapacağız şimdi? Gazeteye hemen yeni bir ilan göndereceğiz. Nasıl bir ilan göndereceğiz? Dejavu. Biz bu anı daha evvel yaşadık enişte. Bahar temizliği yapıyorum Tokatçı. Tem bahar gelmedi daha. Sen bu evden gittikten sonra bu evin dört duvarına nur yağar. Kışın ortasında olsak bile benim için bahar gelmiştir Tokatçı. Ya artık beni evden kovmalarına üzülmüyorum ha. Bu resmen aramızda 2-3 ayda bir yaşanan tatlı bir ritüel. Defol git Tokatçı. Ya enişte bak aile arasında olur böyle şeyler ama senin bir öfke problemin var. Bir psikoloğa görürüm sen. Benim öfke sorunum yok. Benim kimseye görünmeme gerek yok. Sen benim gözüme görünme. Yakar. Çok güzel oldu. Heh, oku bakayım şöyle şimdi bana bir baştan. Tamam. Adres bilgilerini geçiyorum. Geç geç geç. Sadede gel. Evimi Eskişehir'den tayini çıkan emniyet müdürü dayımına paylaşacağımdan artık ev arkadaşına ihtiyaç duymamaktayım. İlgilenenlerin bilgisine sunarım. Gördün mü? Şu Eskişehir ayrıntısı bu ilanı birden nasıl böyle bir inandırıcı gerçekçi yaptı. Evet bak tayini dememiz de böyle perçimledi. Güzel oldu, güzel. Şimdi seni arayan bütün manyaklar korkar, arayamaz bir daha. Evet, ben o zaman gidiyorum. Hemen gazeteyi arıyorum. Hemen, hemen çocuğum, hemen. Ya Tokatçı, vallahi kusura bakma işte. Annem geldi, ne yapayım? Yoksa seni evde misafir ederim ama... Ha, ne bu ya? Ya ben anlamıyorum zaten. Ben ne zaman evden kovursam anan Bursa'dan kalkıp seni görmeye geliyor ya. Nasıl? Ah, sen ne demek istiyorsun yani? Bir el pişpirik oynuyoruz, her kağıtta nasıl pişti oluyoruz diyorum. Benim evden kovulmamı mı bekliyor anan seni Bursa'dan gelip görmek için diyorum. Anlıyor musun? Aa, inanmıyorsun sen bana. Ara o zaman vallahi billahi evde konuş. Tamam lan tamam. Ben kovulmaya da satılmaya da alışığım. Günahımı alıyorsun bak. Ya bak. Bir ihtiyacın var mı diye soracağına hala kendini savunuyorsun ya. Ben anlamıyorum. Aman tamam be tamam. Vicdan yaptırdın bana gereksiz yere. Var mı ihtiyacın? Var. Hı. Şuraya bir duş yapsan ölür müsün? Ne zaman eve döneceğim belli değil. Bana bak talihsiz angut kuşu. Gerçek bir ihtiyacın olsa ara söyle. Kafedeyim ben. Allah Allah. Geçmiş olsun Mesut Hekim. Yine evden kovulmuşsunuz. Başa gelen çekilir matmazel. Nerede kalacaksınız? Burada. Burada mı? Allah bir ceketim var atarım nerede olsa yatarım. Depodan şilteyi getirdim bu bana yeter. Olsun ama Feride Bey sizi bir iki güne kadar geri alır zaten nasıl olsa. Benden iade kartıyla paketlenmiş defolu ürün gibi bahsetmesek zaten moralim bozuk. Estağfurullah öyle demek istemedim. Yani siz alışkınsınız diye dedim. Hala bu sefer biraz farklı. Eniştem kovdu ama ablam arka çıkmadı. Bir süre burada yaşayacağız. Burada bu kadar uzun süre nasıl yaşayacaksınız peki? Hala mesela ben bu dünyaya yaşamaya gelmemişim zaten. Bu dünyanın eziyetini çekmeye gelmişim. Ferdi Bey sizi geri alana kadar bende kalabilirsiniz. O beyaz martılar var ya hani çöple beslenen ama kanatlarının içi bembeyaz püripak olan martılar. Ben de aynı öyle bir martı gibi... Dedin sen? Geri dönene kadar bende kalabilirsiniz dedi. Hadi ya. Aa, ben size yük olmayayım. Siz bu durumdayken benim vicdan yük yerine sizin yükü çekerim daha iyi Mesut Hekim. Yüce Rabbim bir yerden alıyor ama en güzel yerden de geri veriyor. Toplanayım o zaman.
razı olsun Matmazel. Eyvallah, senden de. Bir yatak sayılmaz ama benim kanepe o senin yatak bozuntusundan daha iyidir. Yani. Ya valla annem gelmese ben seni bırakır mıydım Tokatçı? Kesin misafir ederdim ama biliyorsun yani. Sen de anam 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 diye diye sonra da candan beter oldun mu? Neyse hadi biz kafe geçelim. Sen de biraz dinlendikten sonra gelirsin herhalde yanımıza. Hadi gidelim Mülten. Ulan Tokatçı, yine dört ayağın üzerine düştün değil mi? Anan sağ olsun. Şükür. Tamam gidelim, gidelim. Hamit altın top gibi sekiz defa direklere takılabilirsin. Ama dokuzuncuda öyle bir gol atarsın ki traks! O gol sana turu atlatır. Madem çeyrek finalde Matmazel Saint Germain çıktı, bana çeyrek final yetmez. Bu gece risk alıp hücum oynayacağım. Yarın sabah adımı finale yazdıracağım. Şu kafenin halini görmüyor musun Matmazel? Ne güzel işte dolu. Dolu ama yetişemiyoruz Matmazel. Müsir Tekin gelmedi mi hala? Dayım bir eve girdi mi çıkması çok zordur Matisen, yanlış yaptın. Ya Matmazel çok işim arttın çok, bak biz ırgat gibi çalışıyoruz. O paşazade gibi uyuyor olur mu bu? Tamam. Sen iki dakika mutfağa bak. Ben hemen onu alıp geliyorum, tamam mı? Tamam. Çok çok hadi. Alo, Tokatçı, Saint Germain geliyor. Üst olur. Hadi. Ah Mesut Bey, yine uyuyakaldın değil mi? Malak gibi, camış gibi uyuyorsundur. Yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında. Belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Bu şiiri siz mi yazdınız? Ne alakası var canım? Ben bu şiiri yazdım. Burada ne işim var? Bunu Atilla İlhan yazmış, ben sizin için ezberledim. Ben bir tek salatayı yaptım. Bir tatlı ister misin?
Ne var canım, ne var görmüyor musun? Elim kolum dolu bak. Hem kafeyi hem mutfağı idare ediyorum ve seni idare edemem. Matmazel nerede? Sana ne? Sen bizim iç işlerimize karışmasana. Muhtar, sipariş vermek istiyorum ben. Can, sen bu dükkanın çocuğusun. Şu hale bak ne kadar doluyuz. Sipariş verme, sipariş al. Nasıl? Aman be, çok az. Sen geç içeri, kendi sandviçini kendin yap. Şu halimize bak, görüyorsun işte. Ah! Oh. Maalesef çok doluyuz. Sizi biraz bekletseydim. Ben yemek için gelmedim. Niye geldiniz? Gül Koparan'la görüşecektim. Ev ilanı için. Farkında mısın? Benimle aynı saksıda çok mutlu olacaksın Gül, hiç merak etme. Dur biz bir önce birbirimizi tanıyalım. Okey. Ben Melisa, İzmirliyim. Çok iyi bir avukatım sen? Gül ben. İstanbulluyum. Çok iyi bir aşçıyım ben. Burada geçici olarak garsonluk yapıyorum. Bu böyle olmadı, böyle evlilik programına katılıyormuş gibi. Ben senden elektrik aldım vallahi Gülcüm. Hemen paravanı açıp evi görelim derim. Ne dersin? Tez canlısın azıcık derim. Bana diyene bak derim ben de. Sen kendine bak. Geldiğimden beri ayağımı sallıyorsun. Sabırsız. Bir an önce ev arkadaşı bulmak istiyorum Melisa. Ben öyle işveren gibi 30 tane mülakat falan yapmam. Gerek yok zaten. Aradığın ideal ev arkadaşı benim diyorum sana. Ben bu işi hızlandırayım. Bu benim iş başvurularımda kullandığım özgeçmişim. Bu ne peki? Bu da aile albümüm. 7 ceddim var bunun içinde. Tanıştırayım, bu da bu oğlum. Seninle ev arkadaşı olacağımı hissetmesem gece gece bir görüşme için bu kadar bu hazırlanır mı Allah aşkına ya? Sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Neden iyi bir avukatım biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. İnsan sarrafıyım çünkü. Ha, sen beni o zaman görür görmez çözdün. Aslında ben seni daha görmeden verdiğin ilandan çözmüştüm zaten. Öyle ilan mı olur ya? O ilana baktığım zaman senin saf, temiz kalp, iyi bir kız olduğunu hemen anladım. Olmadı o ilan. Boş ver, hiçbir şey olmaz. Nasıl sana düşkün bir ailem var. Onu nereden biliyorsun? Ana babazlar işitmemiş. Hiçbir genç o iki ince ilanı vermez mi? Bana ver. Sen azıcık çakal mısın? Biz kibarca avukat diyoruz. Hmm, sevdim ben seni sanki ya. Dur biraz daha sevdireyim sana kendimi. Uzun süre alyans takmış, yeni çıkartmışsın, iz duruyor hala. Ha yok, ben bulaşık yıkadım da mutfakta az önce, o yüzden şimdi takayım. Ne güzel ya, sen böyle falcı gibi konuşuyorsun. Çok güzel de fal bakarım ama ne yalan söyleyeyim, bu alyans tribini yabancı bir diziden gördüm. Sen madem evlisin, neden ev arkadaşı arıyorsun Gül? Yani şey... Anladım. O yüzden ev arkadaşı arıyorsun. Ne yüzden? Ya niye ayrıldın? Ya ayrılmak üzeresin. Doğru vallahi. Boşanacağım, boşanacağım yani. Doğru tabii. Şu çocuk da. Acaba diyorum, yan masada oturan şu yeşil kazaklı mı? Ne yapıyorsun sen ya? Asıl sen ne yapıyorsun hala bu kızın yanında? Sana ne be? Aa, sana neymiş, terbiyesiz. Bu kadar tatlı kız terk edilir mi? Ha, terk edilir mi? Daha konuyu bilip bilmeden ne kadar patates atıyorsun be? Doktor olacağım ben ha. Deli misin sen? Deliymiş, terbiyesiz. Gülcüm, iste bu adamdan, ben seni hemen çatır çatır boşarım. Ya sen kimse ki daha tanışalı 2 dakika olmadı, bizi boşuyorsun be. Tanıştırayım Can. Yeni ev arkadaşım Melisa. Aynı zamanda da avukatıyım. Evet, avukatım. Gülcüm, karar verdiğin anda bu adamın iş çamaşırlarına kadar alırız. Tam buldunuz ikiniz birbirinizi. İki deli, bir veli. Hadi bana eyvah. Tiplere bak. Bir taneydi bunlar, 2 tane oldu. Bay bay. Bir de annem var. Oru var canım, oru var. Çok iyi bir karar verdin Gül. Tebrik ederim canım. Bence de. Şişt, bana bak. Bu avukat masrafıyla ev kirasını böyle ortak yuvarlak bir şey yaparız artık değil mi?
Biz birbirimizi bulmuşuz Gül. Kalbimi kırıyorsun. Paranın lafı mı olur? Hala da öyle söylüyorsun. İyi o zaman ben kalkıyorum. Mesain bitmek üzere. O bitsin beraber eve gidelim. Sen bekle tamam mı beni? It's okay. Hadi. Takılırım. Bu saatte ne oluyor Can? Gül yeni bir ev arkadaşı buldu da ben de size bir hayırlı olsun diyeyim. Ne zaman bu kadar kısa zamanda ev arkadaşı mı bulunur canım? Sorma anne ya. Ben hayatımda bu kadar çabuk kaynaşan iki insan görmedim. O kadar saçma bir süratle kanka oldular ki kulaklarımda duyma var ama ben bile inanamadım yani. Kimin nesiymiş, kimin fesiymiş? Ay Ferdi. İzmir'den gelmiş, çok iyi bir avukatmış kendisi. Kızın kendi başına ne haltlar çeviriyor Gülbahar? Aman gene benim kızım oldu. Kendi başına çevirse iyi. Daha tanışalı iki dakika olmadan sizi boşarım diye gaza getirmeye başladı Gül'ü. Ah eyvahlar olsun Ferdi. Bu saçmalığa bir son vermenin zamanı geldi. Yürü Can. Nereye gidiyorsun? Kızının aklını başına getirmeye. Aman Allah aşkına sen de sanki kızını hiç tanımıyorsun. Böyle inadına gidersen tam tersine yapar. Aa bir sakin olun Allah aşkına. Ben size bir kahve yapayım. Bir dinleyelim, bir sakinleşelim. Sonra hep birlikte yukarı çıkarız. Bu kız neyin nesiymiş, kimin fesiymiş öğreniriz ha? Öyle yapalım o zaman. Ben kahveleri hemen yapıyorum. Hadi. Öyle olsun madem. Öyle olacak tabii. Kafasız mantıksızlar. Ararak her şeyi halledeceklerini sanıyorlar. Olmuş biliyor musun sen? Ben hep bir Fransız kraliçesi ya da prensesin ismi diye düşünmüştüm. Hı hı. Ha, kraliçe mi? Ne kraliçesi? Kraliçe mi, prenses mi? Kraliçe. Ya. Buzlar kraliçesi. Ne? Aha, buzlar kraliçesi. Hani dünya şampiyon buz patenci Catherine Evitt vardı ya. Ha. Babam hayranmış. Kraliçe dedim, kraliçe çıktı işte. Zaten sen de bir kraliçesin. Senin adını da Tikin koymuşlar ama sen hiç Tikin bir adam değilsin Tikin. Aa, rahmetli dedem Tikin bir adam olayım diye bu ismi bana koymuş da sonra ne olmuşsa olmuş. Gerçi hakkımı da yeme. Son zamanlarda Tikinsiz bir hareketimi de görmedim matmazel. Sen yine buna asılmam mı başladın? Yo, ben sana asılamam ki matmazel. Ne? Sana ne kadar tutkun olduğumu bilmiyor musun? Ha. Geç oldu. Olmadı. Oldu, oldu. Yok, olmadı. Hayır, oldu. Yarın sabahın köründe kafe açacağız daha. Madem öyle, ben ısrar etmeyeyim matmazel. Evet. Bu güzel gece için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim, Catherine. Tatlı rüyalar o zaman. Sana da. O kanepe pek rahat değildir ama. Rahat değil ama ben idare ederim mesela. Takma kafayı. Peki o zaman. Tekrar iyi geceler. Sana da. Bu kanepe değil, çivili.
yatak olsa yatarım bak kızım. Ay anasını erkek de hiç çekilmez vallahi. Kuzusu neyse de anası. Baskın bir karakter diyorsun yani. Baskın mı? Üstüme geliyor Melisa, üstüme. Sen de baskın bir karaktersin tabii. Zorluk oluyor. Aynen öyle. Tabii biliyorsun bir de İstanbulluyum, Türk'üm. Ne alaka ya? Bizim kaynana azıcık Avrupa meraklısı. Oğluna yabancı gelin istiyordu. Ay ne gıcık kadınmış ya. Ay ben senin kaynanana gıcık diyen ağzını yerim. Neredeydin sen bu zamana kadar ya? Gazeteye ilan vermeni bekliyordum Gülcüğüm. Ne oldu? Yine kedi mi girmiş? Kaçtı. Evet. Gel bakalım yeni evine. Hoş bulduk. İşte burası. Ay bayıldım. Ya önce bir gezseydin. Önemli olan ev değildir ki. Ev arkadaşıdır Gülcüm. Biz birbirimizi bulmuşuz. Ben sana sandık odasını boşaltacağım. Bari orayı göstereyim gel. Ben gerekirse o sandığın içine yatağımı yapar yatarım. Kafalarımız uyuştu ya, boş ver gerisini. Tamam o zaman yalnız ev ayakkabıyla girmiyoruz bu bir ev. Sana yeni terlik alırız, onları giyersin bir dahakine. Bir de ben sandık odasını boşaltana kadar kanepede uyur musun? Deli misin? Bayılırım televizyon karşısında uyumaya. Tamam o zaman. Yeni ev arkadaşım duyulmuş anlaşılan. Bak şimdi. Dada da da. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Gülbahar. Gülün çok memnun oldum efendim. Siz de Ferdi Baba olmalısınız. Size baba dememde bir sakınca yok değil mi? Çünkü böyle siz biz muhabbetleri bana hep sıkıcı gelmiştir. Ama rahatsız olduysanız demem tabii ki. İçinden öyle geldim madem. Tanıştırayım anneciğim, babacığım. Yeni ev arkadaş, daha doğrusu ilk ev arkadaşım Melisa. Aa, memnun oldum kızım. Memnun olduk. Yani bırak şimdi Ferdi babacığım. Daha oturup konuşmadan, tartmadan bir görüşte memnun mu oldun Allah aşkına? Samimi bir kız olduğun belli. Teşekkürler. Ya hatta bazıları fazla samimi bulur ama ben de böyle biriyim işte. Siz de öylesiniz ama belli. İstanbul'da olmadığın da belli. İzmirliyim. Hukuk mezunuyum. Burada çok önemli bir firmayla ilk görüşmemi yaptım. Mükemmel geçince ben de ufak ufak ev baksam iyi olur diye düşünüyorum. Bu da görüşme yaptığım firmanın kartı. İstediğiniz zaman hakkımda arayıp bilgi alabilirsiniz. Çok güzel, çok güzel. Babacığım ayıp ama ayıp. Yok Gülcüm ya ne ayıbı? Bu zamanda kız babası olmak kolay mı değil mi Ferdi baba? Ya değil mi? Şimdi bu işin olup olmayacağı ne zaman belli olur çocuğum? Yarın belli olur anneciğim. Allah gönlüne göre versin. Amin. Ama benden daha iyi bir avukat bulabileceklerini sanmıyorum. Ah bak daha fazla gecikselerdi şaşırırdım zaten. İyi akşamlar. Bunlar da Can'ın annesi Nermin, babası Mahir, Beceren. Bu da Melisa. Merhaba. Hi. Hello. Nerelisin? Nermin öyle damdam düşer gibi. Ay ne var Mahir? Zaten o sıkıcı klasik böyle ne ettin, ne yaptın, nereden geldin, hoş beş giriş muhabbeti bunlar yapmıştır. Bir önemi yok, anlıyorum. Aslen İzmirliyim. Ama dünya vatandaşı sayılırım. Dünya vatandaşı derken? Babamın işi nedeniyle çok yurt dışında bulunduk. Babanın işi? Konsolos katibi. Good. O yüzden ilkokul, ortaokul ve liseyi Avrupa'nın değişik yerlerinde okudum. Very good. Nice, very good olmasına sevindim efendim. Erkek arkadaşın nişanı falan var mı? Nermin. Ne var Mahir? Evli bir kızla ev arkadaşı olacak. Bu eve kimin girip çıkma ihtimali var öğrenmeyelim yani. Nişanlıyım efendim. Ay, ne kadar güzel. Çocukluk aşkımla. Adı Freddy. İşi nedeniyle yurt dışında kendisi ama bitirir bitirmez gelecek ve evleneceğiz. Yani bu eve girip çıkacak bir erkek olmayacak merak etme. Tamam artık yeter değil mi bak? Sonuçta o yol yorgunu. Hadi sınava yarın devam edersiniz artık. Bir dakika Gülcüm. Benim Ferdi babaya son bir söz söylemem gerekiyor. Neymiş kızım son sözü? Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Babanın ömrüne merak etme. Ya nereden anladın ya? Aferin sana. Tabii. Tamam. Hadi herkes. Allah razı versin herkese. Hadi. Hadi. Allah razı versin. İyi mi kıza benziyor?
gerekiyor vallahi ha? Ya bırak şimdi Feride kız Fenerbahçeliyim dedi diye. Aa no Mahir. Dünyayı gezmiş, görmüş geçirmiş, genel kültür sahibi bir kız olduğu belli. Hı. Sen de bırak şimdi Nermin kız Avrupa gördü diye yani. Ne kadar sıcakkanlı değil mi yavrum? Aa sizin gözünüz tuttuysa akan sular durur, size itimadım tamdır Gülbahar. What? Yani şimdi yavrum Ferdi ile siz nasıl desem yani delisiniz de. Kusurlarına bakmadın inşallah Melisa. Ya olur mu öyle şey canım? Çok normal. Merak ettiler. Çok tatlılar da ayrıca. Ya şekerlerdir. Oo, bu ne böyle be? Külçe gibi. Sen bırak. Yat, ben hallederim. Ha, tamam o zaman. İyi geceler ev arkadaşım. İyi geceler ev arkadaşım. Hadi sabah görüşürüz ben. Allah rahatlık versin. İzmir'de çalışıyormuş. Bugün de hukuk firmasıyla ikinci görüşmesi varmış. Harbiden. Tamam Tayfun'cum, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Eyvallah. Hayırdır? Melisa'yı mı soruşturuyordun? Bizim avukat Tayfun'a sordum. Kız doğru söylüyor. Biliyor musun? Seninle ortak olmadan önce ben de seni soruşturduydum. Yapma ya. Ne dediler? Ayı dediler. Gerçekten ayı çıktı. Babacığım. Kolay gelsin baba. Hayırdır, nedir bu kadar acil çağırdığın konu? Evliliğin. Düzeltmeye çalışıyorum baba. Ama yetmiyor aslanım. Bak görüyorsun, kız kendine bir ev arkadaşı buldu bile. Allah'tan aklı başında düzgün bir kız bulmuş. Elimden geleni yapıyorum ama Gül hiç pas vermiyor ki baba. O zaman elinden gelenin fazlasını yapacaksın ve karınla aranı düzelteceksin. Baba. Baba. Çocuk musun sen be? Kazı kadar adamsın. Problemi biliyorsun, çöz. Çözeceğim. Biliyor musun? Ben de ortak olmadan önce seni soruştum. Sahi mi? Ne dediler? Delikanlı dediler. Delikanlı çıktı. Ama oğlundan emin değilim Maho. Çocukların bir kısmı burada. Siz neredesiniz? Tamam. Hepiniz birden aynı anda girmeyin Elsa. Şşş bana bak. Geliyorlar değil mi? Arkadaki masaları boş bıraktık hep. Burada mı sana göz kırpıyor? Bunun ağzını burada kırpıyor. Dur. Abi o da planın bir parçası. Aman şimdi ortamda romantik bir şey olacak ya, huysuzlandı hayvan. Sen romantizmden ne anlarsın deve? Bir dakika. Mademoiselle ben romantizmden anlar mıyım? Biraz. Heh. Tamam abi, son ekip de geldi. Oğlum heriflere göz kırpıp durma, Gül görecek şimdi. Tamam abi. Heyecandan tiklendi herif ya. Gül! Ha! Senin bugün hiç geçmen yok muydu? Oradan geliyorum. Bu kıyafetle mi gittin Melisa? Özellikle. Dış görünüşüme mi takılacaklar? Yoksa beni aklım ve yeteneğimle mi değerlendirecekler merak ettim. Bunu da yüzlerine çatır çatır söyledim. Dış görünüşe takılıyorlar mıymış peki? Yok. İş yok. Çok sevindim. Çok sevindim. Ay yüzler. Bu güzel haberi hemen canım nişanlım Fredici'ye söylemem lazım. Koş. Ay çok istiyorum.
Manyak mı ne bu kız ya? Çok da gençmiş ya. Ay sahibin yok mu senin? Ay aç mı kaldın? Ay, çok da tatlısın. Çok tatlısın, çok tatlısın. Ay, ay bu sokaktaki hayvanlara çok üzülüyorum. Bak birden dağın oldum. Bu mutlu günümde. Takip etme beni. Matmazel kasıtlı olarak yapıyorsun bak. Aa ne kastı canım sende? Aa işimiz bu Allah Allah. Sendeki trip de fazla oldu artık. Git hadi. Bu akşam ne yemeği arzu edersiniz Can Bey? Kimseyi görmedim ben. Senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben. Senden daha özel. Kimselere de bakmadım. Aklımdan geçer. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Sana nereden rastladım, oldum vermeden. Kendimi sana sakladım, senden daha güzel. Kimseye de bakmadım, ölsem bir. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Bizim şarkımız. Bizim şarkımız. Unutmamışsın. Seninle ilgili hiçbir şeyi unutmadım. İlk gittiğimiz duman konseri. Her anını, her bir detayını hatırlıyorum. Saçların nasıldı? Yani ben daha çok yaşadıklarımızla ilgili şeyleri hatırlıyorum ama... dalgalıydı. Dalgalıydı. Bak, beyin bedava. Neyse, şimdi biz bunları konuşmayalım. Peki. Pantolonum ne renkte? Vallahi aşk sarhoşuyla pek emin değilim şimdi. Pantolonum ne renk Can? Kot vardı. Ama sanki öyle tam da kot değildi o. Tight. Gibi dar ama penye bir pantolon. Gibi rahat. Etek giymiştim Can. Etek tabii ya. Hatırlıyorsun değil mi? Sen unutulacak kadın mısın? Hadi adam be! Hatırladım hatırladın yok senin hiçbir şeyi. Ya Gül o kadar animasyon hazırlamışım. Senin takıldığın detaya bak Gül ya. O kadar animasyon hazırlamışım takıldığın detaya bakmış. Sen televizyondan gör gel burada yap. Sonra da evliliğim kurtulacak diye bekle. Ya ÖSYM soruları senin kadar acımasız değil Gül. O kadar şeyi nasıl hatırlayabilirim? Sanki 35 yıl öncesini sordum. Sanki ben sana sorsam sen hatırlayabileceksin. Hatırlıyorum. Beyaz ayakkabı, mavi kot pantolon, kareli gömlek. Üzerine de gri sivitim vardı. Hakikaten öyle. Ya işte Can aşk böyle bir şey. Yanlış mı yapmışım Melisa? Bence müthiş bir ders vermişsin. Teşekkür ederim.
Şimdi izinle ben gideceğim yatağımda ağlayarak sızacağım. Tamam tatlım. Uyuyamazsan bana haber ver, tamam mı? Zatlı. Erkeklerin hepsi böyle. Çok uyuzlar, çok. Sana Fikrin sorun oldu mu? Ne yapıyorsun hem sen orada? Kalk, yatağımı yapacağım. Kalksana. Hala bakıyor bömbü. Kalk. Samet oldu. Teşekkür ederim. Yok. Ha, telefonla konuşuyordunuz mu? Hayır. Hayır. Ben gaybeden sesler duymaya başladım. Sen bizim azıcık ondan galiba. Hadi iyi geceler. Sana da.